99 depreminde bunu canlı şahidinden duyan bana anlattı. Yani siz bana anlatıyorsunuz ama, ama gören kişi size anlatıyor. Evet. Bu şekilde canlı şahidinden duyan bana anlattı yani. ikinci el kaynağım ben evet. bu anlamda. Depremde yine hafize kızlar kızlardan bir kişi öldü. Bir e, hafızlık kursunda evet, bir kişi. Evet. Bir hafıza kızımız şehit oldu. Deprem başladığında arkadaşları gitmiş onun yanına <laughs> sallamış sallamış uyandırmaya çalışmış. Vefat etmişti diyorlar. Biz onun yanına gittiğimizde. Hani kıyamet e, alametlerinden bir kendi Kıyamet alametlerinden biri de nasıl tarif edilir? Kıyamet kopacağı e, kopacağı zaman tatlı bir meltem rüzgarı bütün müminlerin canlarını acıtmadan alacak, kıyametin belası, tuğyan nedenlerin üzerine gelecek. Amen. Geçmiş kavimlerden gördük mü? Pompei'den, şundan, bundan gördük mü? Gördük. gördük. Yine olacak. Allah'ın azabı yakındır. Evet. Cenab-ı Hak ne diyor? Tadın azabı. Tesadüfi değil. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, Cenab-ı Hak iradeyi mahsusa ile bunları yapıyor. Belayı çaptırmayacağı kişileri cenab Hak ayırıyor. O hafıza kızı ne yapıyor? Ee, önceden canını alıyor. Tatlı bir şekilde. Peki almasaydı olmaz mıydı? Ölümün kötü bir şey olduğunu kim size söyledi? İyi ölmüşler manasında konuşmuyorum. Evet. Dinimizce de ölüm istenmez. Yakınlarını kaybedenler, kardeşlerim, benim de Uzaktan kaybettiğim yakınlarım oldu. Uzaktan, yakından değil. Efendim hamdolsun da diyemiyorum. Keşke olmasaydı da diyemiyorum. Hepsi Allah'ın rıza ilahisi çerçevesinde gerçekleşti. Ölümün bir kayıp olduğunu biz inanmıyoruz zaten. Ölüm şairin deyimiyle uzatma dünya sürgünümü benim diyor ya. Ey sevgili diyor. Evet. Ölüm Müslümana sürgündür dünya hayatı. Ölüm kavuşmadır. Hazreti Mevlana ne diyor? E, vuslat gecesi diyor. Canın bedenle buluştuğu gece diyor. Evet. Kavuşma gecesi. Tabutum ark, tabutum yürüdüğünde arkamdan el firak. El firak. Yani ayrılık. Ayrılık. Deme. Asıl buluşma anı o yüzden şebi aruz denir evet, o geceye. Evet, evet. Hazreti Mevlana. Evet. Yani vuslat gecesi. Buluşma, kavuşma. Sevgiliyle buluşma, kavuşma gecesidir. Şimdi... Biz ölümün bir kayıp olduğuna inanmıyoruz ki ve subhanallah imanı olanlar ama. İmanı olmayan azgınlar belalarını buldular. Bunu biz bilemiyoruz Allah bilir. Ama neler olduğunu da Cenab-ı Hak söylüyor. Efendim imanı olanlar şehit oldular ya. Hükmü şehittirler. Evet. Cephede şehit olan kişiler gibi savaşarak şehit olan kişiler gibi değil ama hükmü şehittirler. Onun sevabına layıktırlar. Ne kadar güzel bir son. Ben isterim böyle bir sonu. Ben de isterim hocam. Efendim. Hani ölüm istenmez. Edemem biz bunu söylemeyiz. Hayır ben ölürken ölüme gülmek isterim hocam. Tabii ki. Şimdi nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Evet. O hafıza kızımız nasıl öldü? Hafıza kursun, o hafızlık kursunda Allahu Teala ona hiç eziyet çektirmeden onun canını aldı. Biz şimdi burada bu örnekte görüyoruz. E sizin söylediğiniz örnek Muhammedciğim başka örnekler var. Efendim 20 günlük çocuk 20 günlük çocuk 152. saatte falan çıkartıldı. Kim besledi hocam? Suyunu kim verdi? Bu kim emzirdi? Bu mankurtlar, bu papağanlar ağızlarına bir şey dolamışlar. Halüsinasyon. Her şeye halüsinasyon. Hocam burada varsa yoksa halüsinasyon unutmayın lütfen ee, iki aylık bir çocuğun ağzının kenarında süt damlası buldular çocuğu bulduklarında yine 158. saatte yanında annesi falan yok Allah gözünüzü kör etmiş de onların diyor khatamallahu ala kulubihim ve ala semrihim ve ala ibsarihim. Allah onların kalplerini gözlerini kulaklarını mühürledi. Siz oturun ağlayın, şükredin. Bu açık ayetler karşısında iman edemiyorsunuz. Ona bakın. Hazreti Musa'da aynı iftirayı yapmadılar mı? Hazreti Meryem'e aynı iftirayı atmadılar mı hocam? Tabii. Şimdi burada e, hani biz şu noktadayız. Yani ölmeseydi bu hafız kız ve e, işte bizim Alapazarı depremindeydi evet, hafıza kız. Evet. Diğer hafızalar ölmeseydi Allahu Teala o Erhamur Rahimin olan Allahu Teala canlarını niye aldı? Canını alan Cenabı Hak efendim zalim midir haşa? Peygamberlerinin canını aldı. Canını alması kötü bir şey değil ki. Er ya da geç ateisti de ateist olmayan da kim olursa olsun ölüme itiraz edebiliyor mu? Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul etsin etmesin. Evet. Ölüm yok de bakayım. Sana meydan okuyorum. Bakayım ölüm yok da diyebiliyor musun? Mümkün değil. Teslim oluyorsun. Efendim zaten öleceğiz. Bakın Muhammedciğim şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an hastanelerden birinde şu an doğan bir çocuk maksimum ne kadar yaşar? 150 sene diyelim. 150 sene yaşayan yok. Dünya üzerinde 150 sene sonra hiç kimse kalmayacak mevcut olanlardan. Zaten öleceğiz. Şehit olarak ölmek kadar bu kadar büyük payı olabilir mi? Şehit olarak ölmek kadar şükürler olsun. Bak Cenab-ı Hak Müslüman'a eziyet veriyor değil mi? Hani deprem gibi eziyet veriyor. Diyor ki al kulum bunun bedelini. Sana şehadet veriyorum. Subhanallah.